Şimdi bırak. Bırak. Simon! Bırak onu. Anne! Oradalar. Anne! Kıpırdama lan, yakarım canını. Kıpırdama. Kıpırdama. Ben de senin için geldim buraya. Bu parayı sana vermek için geldim. ₺42.000 borcum var sana. ₺3.000 fazlası. ₺45.000 faiziyle beraber. Bana yanlış yaptıramayacaksınız. Beş sene yatacaksın içeride. Yatmayacağım. Yatmayacağım, yok. Senin yüzünden ve bunun yüzünden yatmayacağım. Başımı yakmayacağım, sen merak etme. Göreceğiz. Ne oluyor burada, ayrılın? Ulan ölümümüze saygınız olsaydı bari be. Oyuna getiremeyeceksin beni. Göreceğiz. Göreceğiz. Göreceğiz koçum. Bak. Bana bak. Benim seninle artık bir işim yok. Duydun mu, ben aslanım. Ne oluyor burada? Seninle de artık bir işim yok lan. Duydun mu lan beni? Al bunu. Gel buraya. Al. Bu kenefte bulurmuş. Zaten oturdunuz, birbirinizi buldunuz. Bana bak. En kısa zamanda vekaletini vereceksin bana. Bu iş burada bitecek. Ondan sonra cehenneme kadar yolumuz var. Başınız sağ olsun. Ben size hiç yalan söylemedim. Şu ana kadar da verdiğim sözleri tuttum. Eğer birisinden hesap sormanız gerekiyorsa kızınızdan. Ve şu adamdan sorun. Dur bakalım, nereye? Bir problem yok, ben bir şey bunu söylemeye geldim. Bir sıkıntı yok. Bir problem var mı Ferhat? Başka problem var mı? Bir şikayetiniz varsa tutalım. Yok, sorun yok. Abi sen ne diyorsun? Defolup gitsinler. Gerçekten sorun yok. Gerçek. Buyurun o zaman, çıkalım. Yengeye daha fazla üzmeyelim. Anne hadi eve gidelim. Senin burada evin falan yok. Benim de artık Simay diye bir kızım yok. Anne. Allah ıslah etsin seni. Gırtlağına kadar çamura batmışsın. Refik Bey. Defolun gidin etrafımızdan. Dolanmayın. O sana bağlı. Bir yanlış yapılırsa boynuna dolanırım insan. Allah'ın cezaları. Anne! Şimdi hiç çıkmasaydı o mezardan. Toprağın altında canlı canlı ölüp gitseydi diyorsun, değil mi? Ben diyorum. Ulan şu yaşadığım duruma bak be. Demince toprağın altındaydım. Ya beni bulamasaydın? Hı?
Ya yetişemeseydin? Ferhat çıkaracakmış zaten seni. Bak, yine yırtacaktın. Şşş. Aferin be Kardo. Öyle esaslı oldu ki. Vallahi şimdi daha çok içine oturdu herifin, biliyor musun? Kardeşim, 10 numara kontrol ettin kendini. Bundan sonra da böyle olacak. Hiç bulaşmayacağız o herife, bitti. Tamam artık. Mezar atarken de aynı şeyi söylüyordu. Hapiste çürüyeceksin diyor. Birini öldüreceksin diyor.